geldiniz. Bugün annemle Kipa'ya geldik. Annem şu an çekiyor videoyu. Birlikte Kipa'dan sağlıklı bir alışveriş yapacağız. Daha doğrusu ne alınabilir? Annemin fikriyle benim fikrimi onu göstereceğiz. Ben de sağlıklı. Bunlar işte kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık ve içerisinde yulaf var, bildiğiniz müsli. Ama müslinize de eğer kendiniz yaparsanız daha sağlıklı olur. Mesela bunların içerisinde, yani mesela ben sıfır şeker tüketen bir insan değilim. Yani illa sıfır şeker olacak diye bir amacım yok. Ama mesela bunun içerisinde yulaf ezmesi, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık. Aa, şeker yokmuş bunun içerisinde. Bu çok güzel bir şey. Bak, o zaman bunu alabilirsiniz. Çünkü sadece içerisinde bunlar var. Ve fiyatı 5.95. Yani bize bir tane alsak. Yiyeceğinden emin selam. Emin değilim. Mesela bu sütünkiler. Yine sütünkilerin de mesela içerisinde bu tam buğdaylısı diye geçiyor. Ama içerisinde bakın hemen söylüyorum, pirinç var, şeker var, asitik düzenleyiciler, sitrik asit var, papaya dilimleri var, antioksidan maddeler var, şeker var, arpa malı ekstrakti var. Ki bunlar şeker türü ve devleri. Bunlar içinde şeker geliyor ve doğal olarak siz bunu eğer getirseniz gereksiz bir yere diyet ürünü yediğiniz olarak şeker tüketiyorsunuz. Çok tatlı zaten. Daha önce almıştık ya onlardan. Sadesi bile bana çok fazla tatlı gelmişti. Tabii bir bilgi daha vereyim mi anne? Sen de bunu ilk kez duyuyorsun. Eğer ton balığı alacaksanız light'ına değil zeytinyağlısını tercih edin. Çünkü light ton balığının içerisinde yağı çıkarılırken omega 3 kaybı çok yüksek oranda oluyor. Omega 3 kalitesi oluyor. Eğer sağlıklı, illa ton balığı yiyeceğim, sağlıklı olsun, daha faydalı olsun diyorsanız bir miktar daha az yiyip bundan yenmeniz daha iyidir. Dilimlenmiş mango dilimleri. Ama içerisine ekstra şeker koyuyorlar arkadaşlar. Dikkat edin. Bu sesi size duyurmak istemezdik ama. Evet. Mesela burada ananas dilimleri. Biz çok masum duruyor. Ananas dilimleri, oha süper diyorsunuz. Ama içindekilere bir bakıyorsunuz. Şeker, asitlik düzenleyiciler, sitrik asitler ve her şeyden önemlisi ananas özü. Demek ki ananas tadını yeteri kadar vermiyor. Ekstra ananaslı. Yani normal markete ananas da alsanız zaten dilimlenmiş bir halde 10 liradan daha fazla vermiyorsunuz. Aslında bunlar beni cezbeden şeylerdi bu ana kadar. Biz mesela yurt dışına giderken yurt dışında euro fazla pahalı diye ve hani yiyecek her zaman şey bulamayız diye mesela annem, gerçi bütün lisedeki arkadaşlarımla birlikte bu barbunya plaklardan almıştık yanımıza. Böyle 10 tane falan. Gayet de lezzetli ama bunların da mesela içerisine hemen bakalım. Mesela içerisinde işte ekstra olarak buğday unu, şeker ve yine konserve olduğu için konserveli düzenleyici maddeler var. O yüzden yine en iyisi kendinizin evde yapmak. Kızlanmış patlıcanlar hakkında ne düşünüyorsun sen anne? Bana kimyasal geliyor. Yani en basitinden ocağın üzerinde yaptığım patlıcanın tadı bana daha lezzetli geliyor. Ben genelde fırında yapıyorum biliyorsun. Eğer bir zaten düzenleyici madde var ve her şeyden önemlisi şeker var arkadaşlar. Ben biliyorsun hiç tüketmem öyle şeyleri evde. Tabii giderim. Mesela yağlar olarak zeytinyağı. Yağ zararlı değildir. Yalnız kararında tüketildiği sürece mesela salatanıza bir kase salataya bir yemek kaşığı zeytinyağı gayet koyabilirsiniz. Mesela anne ben dün şeyden makarnaları seviyorum ama bu makarnalardan aldım. Bunların tam buğdaylısını aldım. Tam buğdaylı alma sebebimiz de daha uzun süre tutması. Aslında normal kalorili. Yulaflısı da var. Evet, yulaflısı da var. Ve ben en son aldığım yulaflı ve tam buğdaylı makarnanın tadında diğerlerine göre lezzet açısından çok bir fark. Bak kepekis de var.
kepekli. Artık bütün firmalar çıkartıyor. Sebzeliler var. Yani ama daha kimyasal geliyor. Yani nasıl sebze koyabilir? Ah anne. Ha, o içerik olarak onları bilemiyorum. Zaten tüketmediğim için. Mesela bizim bölüm derken Ece. Yani diyetisyen hocalarımızın çok sevdiği yiyecekler bunlar. İşte kuru baklagiller, baklagiller, nohutlar, fasulyeler falan filan. Mesela marş fasulyesi var. Bunlar son dönemde çok popüler olan şeyler ama bana sorarsanız ben marş fasulyesi yiyene kadar kuru fasulyeyi tercih ederim mesela. İçerisindeki madde bakıldığı zaman, madde olarak bakıldığı zaman da bir farkı olduğu söylenmiyor. Niye bunun kilosunu 13 lira vereyim? Çiftçi markasının bu çiyası günde 5 lira, burada 14.90 arkadaşlar. Ece bu sesler olmayacak değil mi? Olacak ama. Olmasın bence. Bence oralara müzik koyabilirsin. Bak. Ah benim canım kızım ya. Kepekli pirinç. Kepekli pirinç. Onu ben hiç tüketmedim Ece. Bana yani, hiçbir zaman cazip gelmedi. Kuş yemine benzetiyorum ben onu. Gerçekten bence hiç mantıklı bir şey değil. Yani bunu yesenize. Kepekli pirinç yiyeceğinizde. Hani. Bu bana gibi bir nimet varken neden kepekli pirinç yiyelim? Evet, biz buralara hiç uğramadık arkadaşlar. Hiç. Şu an ben bunların içinde dalmış vaziyetteydim. Adam bir pizza ikram ediyor ve o ikramı reddettik. Bedava olmasına rağmen. Şunlardan bahsedeyim. Bunlar diyabetik fırında hey. Bir takipçim bana geçen gün şöyle bir şey sordu. Ece abla, diyabetik ürünleri tükettiğimiz zaman kalori hiç almıyoruz. Şeker hiç tüketmiyor değil mi demiş. Kesinlikle yanlış. Diyabetik ürünlerin içerisinde tatlandırıcı diye adlandırdığımız, kalorisi çok düşük ama vücuda zararı daha yüksek olan maddeler var. Siz bir yerden vücudunuza iyilik yapmaya çalışırken kötülük yapmayın. Böyle ürünler tüketmenize hiç bir şey yok. Yani diyabetik hastalar belki canlar çok isterse tercih edebilir. Onlar hakkında yorum yapma yetkisini kendimde bulmuyorum ama genel anlamda diyabetik bir problem olmayan hastalar bence tüketmez. Ben mesela tüketmiyorum. Pankekler. Hemen size bir pankek tarifi vereyim. 2 muz, 2 yumurta ve yaklaşık biraz da hula fonu. Yani bir bardakta hula fonu mis gibi pankek oluyor. Ben dışarıda bir yerde yemiştim. Çok güzeldi. Mesela bunların içerisinde şeker, modifiye patates nişastası, kabartıcılar, işte aroma vericiler, tuz, kıvam vericiler falan filan bir yıl zararlı şey ekleniyor. Bunu yapacağınızda evde unumuzla bile kendiniz yapabilirsiniz. Buradan bu bölümü yaptım. Aa, leblebi yiyebiliriz aslında. Evet, leblebi tarzı ürünleri tercih edebiliriz. Mesela bu neymiş? Kavrulmuş fındık. Kavrulmuş ürünleri de kullanmıyoruz. Ben çiğ alıyorum. Yanık. Biz neden bugün yanımıza kuru yemiş almadık Ece? Ben çünkü erik aldım yanımıza. Hani nerede? Arabada. Peki arabadaki eriğin bize nasıl bir faydası var Ece? Meyveleri, sebzelere bakmayalım mı? Meyve sebze zaten bilindik. Herkes pazarlarda daha rahat olabilir. Bu arada meyve ve sebzeleri antrenmanı çekmiyorsun. Seni çekiyorum. Evet. Öyle ilk hareketi yok. Tamam. Bu arada meyve ve sebzeleri halk pazarlarından almanız daha faydalı, daha sağlıklı. Çünkü halk pazarlarında günlük olarak, yani pazara bugün çıkacak ürün bir akşam öncesinden gidip ürünler taze taze alınıp o şekilde pazara sürülüyor. Ama marketlerde haftalık veya 3 günlük olarak revize oluyor ürünler. O yüzden pazarlardan aldığımız ürünler her zaman daha taze. Bunlar peynirler, falan filan. Buraya koymuşlar. 3 alın köyde kampanyası var. Buradan ilk çıktığı zaman ben inanılmaz sevindim.
dedim ki oha işte kalorisi çok düşük, süper. Ama daha sağlıklı beslenmeye başladığım noktada ki şunu anladım. İçerisinde çok fazla şeker var. İçerisindeki şeker miktar, yani şeker ısırdığınız zaman ağzınız yanıyor şekerden. O kadar şeker var ve gerçekten zararlı. Ürünleri tercih etmiyoruz. İlla ki canımız istiyorsa yufkanızı kendiniz alıp pişiriyorsunuz. İçerisinde çok fazla katkı maddesi var. Uzun süre kalabilmesi için çok fazla katkı maddesi ekliyorlar. Meyveli sütler falan çok aslında masum görünüyor ama meyveli sütler çok masum görünüyor ama şekerler ve gerçekten sağlığa çok zarar veriyor. Bakın direkt zaten kocaman yazmışlar şeker diye. Meyve sularına göre daha mı az yani öyle zarar. Bir şey yok. Her meyve suyunun içerisinde şeker ekliyor. Yani o içtiğin meyve eğer evde kendine sıkıyorsan sen meyveyi fosayla yemeyi tercih etmeliler. Meyveyi suyu olarak değil mi? Ama bahsedeyim biraz. Bu arada gerçekten bunlar gerçekten bence iyi bir icat. Bana göre. Protein oranı çok yüksek olan sütler bunlar. Yoğurtlar özür dilerim. Gerçekten tüketilebilir. Laktoz sade yoğurt. İçerisinde sadece pastörize üzerine tutuyor. Yoğurt kutusunda laktoz enzimi varmış. Laktoz enzimde laktozsuz yapan tamam. Bugün sular bizde bir ara çok popüler oldu. İşte kalorisi çok düşük, mükemmel tatlılar. Özellikle cheesecake istedim ama cheesecake'lisi. Ama içerisinde yüksek oranda şeker ve yüksek oranda katkı maddeleri var. Bunları da tercih etmeklerine göre eğer evde canınız gerçekten cheesecake istiyorsa içerisinde koyduğunuz malzemeleri bilerek kendiniz yapın. Direkt cheesecake yemeniz daha mantıklı. Çok teşekkür ederim. Kısa bir market alışverişimiz ve market turumuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı şeyler paylaşabilmişimdir. Hepinize çok seviyorum ve öpüyorum. Anneciğim teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.